Zaman hayata dar bir pencereden bakarız. O dar pencereden hikayenin sadece küçük bir kısmı görülür. Oysa resmi biraz daha genişletebilsek, hikayeye çok daha farklı bir gözle bakabiliriz. Şuraya bak. Boş yere otopark ücreti ödüyormuşum. Bir sürü boş yer var. Mesela Yüksel abi. Ona o dar pencereden bakarsanız eğer, sadece sorun çıkaran sakar birini görürsünüz. Asla basmayınız diyor. Of ya. Oysa azıcık geriye yaslandığınızda, her ihtiyacınıza koşan biri çıkar karşınıza. Mesela Azim. Onu hesabı her fırsatta size yıkan kaypak herifin teki zannedersiniz. Beyler, hesaplar lütfen. Zero para alıyoruz. Tek tek gelin lan! Tek tek gelin lan! Oysa o, günün sonunda hesabı tek başına kapatmaktan çekinmeyen sağlam bir dosttur. Kanka! Yani demem o ki, siz siz olun, hayata dar bir pencereden bakmayın. Benim için doğru insan sensin Sinan. Benimle evlenir misin? Aksi halde beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yiyorsa evet de. Yiyorsa hayır de. Yiyorsa evet dedirtti. Dur bir de az geriden bakayım. Yok ya, fotoğraf çok küçük. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Ben bittim Sinan. Biz vallahi artık sözün bittiği yerdeyiz. Kıvılcımı bu hale getiren bana verdiği sözdü. Benim için dedemin vasiyetine uyan bir kız bulmaya çalışıyordu. Bak bu kız dedenin vasiyetine de uyuyordu ha. Ama benim vaziyetime uymuyor Kıvılcım. Ben mutsuz mu olayım yani? Yani sonuçta ben bir ömür geçireceğim, dedem değil. Sinan sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Nasıl biri seni mutlu eder? Beni ancak sen mutlu edebilirsin Kıvılcım. Diyemiyordum tabii. Bulduğu bütün kızları reddediyordum. Çünkü ona sırılsıklama aşıktım. Neyse ki soğuk çay söylemişim, yoksa yanmıştım. Sinan ne oldu? Ya ben hesap kitap işlerinden anlamam, hesabı sen ödersin dedim. Böyle yanlış anladı herhalde. Bu ne biçim bir muhabbet ya? Kahvede miyiz? Efsane Milan kadrosunu nereden bileceğim ben? Daha efsane Milan kadrosu ya, kalede Dida, Maldini, Nesta.
Cafu. Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka. Yani efsane Milan kadrosunu bilmeyenle de olmaz be kardeşim. Doğru söylüyorsun be Sinan. Bir dahakilerine bahane bulacaksın, çok merak ediyorum. Sizin gözünüzün üstünde kaşınız yok. Yağmurdan aktı herhalde. Bir daha ucuz kuaföre gitmeyeceğim. Sinan. Yani kusura bakma Kıvılcım, tek kaşlı kızlardan hoşlanmıyorum. Yalnız Seda'nın diğer kaşı olsa fena olmuyormuş ha. Yani. Sinan, ben senin bu kadar zorlu kriterlerin olduğunu bilmiyordum ya. Sinan'ın tüm bunları tek başına atlettiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz Kıvılcım Hanım. Ne demek istiyorsun yani? O aslında yok. Ona bu bahaneleri bulduran karanlık güçler var. Fulya haklıydı. Arkamda gerçekten karanlık güçler vardı. Sinan baba! Ne yapıyorsun oğlum karanlıkta? Ya evde yiyecek bir şeyler kalmamıştı. Marketten bir şeyler aldım. Ha. Sen hayırdır? Uğramazdın bu saatte. Oğlum sen gel dedin ya, şu Kıvılcım meselesini bir konuşalım dedin. Ya ben gelmezsin diye demiştim ya. Öylesine yemlemiştim seni Sinan. Allah Allah. Desene durum ciddi. Bu kim? Anlatacağım şimdi, dur bir dakika. Buse'cim. Buse. Benim sana bir şey söylemem lazım. Lütfen yanlış anlama ama. Buse, bizim ayrılmamız gerekiyor. Neden yanlış anlayayım canım? Arkadaşın geldi diye diyorsun. Bak yanlış anladın. Buse, öyle değil. Tamamen, komple ayrılmamız gerekiyor. Yani bizim ilişkimiz yürümüyor Buse. Ama sen yürümek istiyorsan sen yürü. Senin ev yakın. Buse, Buse'cim. Refleks oldu bende. Çok güçlü. Yorma kendini. Tribe bak ya. Gel otur Sinan. Gel kanka gel. Muhasebemizi tutalım. Hay. Şimdi. Etti 2. Kaldı 4. 4 kızdan da ayrılmalıyım kanka. Beklemediği bir ayrılık yaşadığı için Azim'in özgüveni paramparça olmuştu. Atıyorum nişanı Azim. Yakala. Ona göre tek bir çıkar yol vardı. Kendine gelebilmesi için 6 kızdan ayrılması gerekiyordu. Abi niye 6 peki? Çünkü bilim bunu söylüyor Sinan. Ben ilişkilerimi bilimin ışığında yaşıyorum abicim. Bak, ayrımın 6 derecesi teoremi. Bu teori der ki, yeryüzündeki herhangi bir insana maksimum 6 kişi üzerinden ulaşabilirsin. Ben de tam 6 kızdan ayrılarak tekrar kendi benliğime ulaşacağım. Gerçekten mi Azim ya? Ne gerçekten mi ya? Çok güzel bir gün geçireceğiz dedin. Çarpıp çarpıp duruyorsun. Ya sanki çok benim hoşuma gidiyor bu çarpım tablosu. Kız bir. Allah Allah, ayrılalım o zaman. Ben gidiyorum. Güle güle. Biri gitti, kaldı 5. Notumuzu alalım. Zaten çarpık bir ilişkiydi be Sinan. Valla. Aga bence sırf Fulya'yı unutacağım diye bir sürü kızdan ayrılman büyük vicdansızlık ya. Ve bence sana hiç yakışmıyor yani. Allah Allah. Allah. Peki Sinan'ım. Senin aşık olduğun kızın sana kız ayarlaması vicdana sığar mı? Sığmaz. Ha. Asla sığmaz. Oğlum ben ne yapacağım ya? Ben sığınacak bahanem de kalmadı benim ya. Ne yapacağım ben? Ha? Tükürme yerlere. Ne bahanesi ya? Niye bahaneye sığınıyorsun abi? Senin azmin var Sinan. Azme sığın.
Fulya tamam, rahat bırak adamı. Sinan sen de söyle Allah aşkına, neymiş kriterlerin? Nelerden hoşlanırsın? Varsa dünya üzerinde böyle biri bulalım bitsin ya. Dünya üzerinde böyle biri olmamalıydı. Bu yüzden Azim'in dediklerini yapacaktı. Kanka Kıvılcım'dan imkansızı isteyeceksin. Bir kere senin beyni eşiğin çok düşük abi. Onun için kendinin değil, çevrendeki insanların beyni kriterini kullanacaksın. Sinan, dil çok önemli, dil. Dili pabuç gibi olsun. En azından dilini burnuna değdirebiliyor olmalı. Bak ben 3 yıldır uğraşıyorum, hala olmuyor yani, yapamıyorum. Esnek olsun, esnek. Müstakbel gelinin girişimci olmalı. Cana yakın olmalı. Hesap kitap bilmeli. Büyük laf etmemeli. Oğlum bir de kaldıramayacağı yükün altına girmemeli. Nefes alsın yeter Sinan. Bulamadınız kaç gündür? Yani ama olsun, hani olmuyorsa olmuyordur yani, bu kadar zor, çok zor bir şey istedim. İmkansızı istedim sizden. İmkansız bizim işimiz Sinan. İşte aradığın aday. Tanıştırayım, en yakın arkadaşım Cansu. Merhaba. Hadi siz başlayın canım, beklemeyin beni. Abi sen böyle açken karşında yemek olmaz. Doğru abi. Yani inan saygısızlık olur sana. Herkesin inancı kendine. Ben Kıvılcım Hanım'la yemek yiyeceğime inanıyorum. İnan abi. Yani ben de senin Kıvılcım'la yemek yiyebileceğine inanıyorum ama... Sinan'a inanamıyorum. Abi bu çocuk yengeyle sana yemek falan ayarlayamaz. İzin ver şu çocuğa bir ayar çekelim. Hala aramadı değil mi Sinan? Yok, telefonu kapalı. Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bizim bugüne kadar ulaşamadığımız kimse olmadı. Gidin Sinan'a ulaşın. Ben aradığım kişiye ulaşmıştım. Her ne kadar hiç istemesem de. Onun için de Cansu'yu kendimden uzaklaştırmam gerekiyordu. Bu konuda kendime değil... Ama çevremdekilere çok güveniyordum. Azim bak seni kimle tanıştıracağım Cansu? Kategori dışı ya, memnun oldum. Ne yapıyorsunuz acaba o dürbünle? Kız bakıyorum. Anadolu yakasını bitirdik ya, Avrupa yakasından kız bakıyorum işte. Azim benim en yakın arkadaşım yani, canımdan da öte. Sen oradan hesap et artık. Ana! Kız mı lan o? Trafik var tabii bu saatte. Pratik adammış. Sevdim. Sevmiyor. Yüksel abi bölüyorum ama kim kimi seviyor abi? Sevmiyor. Kim? Baba Sinan, 14 saattir bunu patlatıyorum burada. İnan olsun kimin kimi sevip sevmediğiyle alakalı en ufak bir fikrim yok. Hatırlamıyorum yani. Tamamen finale odaklanmış durumdayım. Lütfen beni bozma. Keşke bıraksaydın abi. Sinan, ben Yüksel başladığı işi bitiremedi dedirtmek. Seviyor, sevmiyor. Yüksel abi benim için çok özel, çok... çok kıymetli biridir. Biz bazen gün olur, oturur birlikte saatlerce yapımlardan patlatırız. Ya, öyle mi? Evet.
Yani böyle çevresi olan biriyle yapamam dersen... ...seni anlarım Cansu. Ama böyle olmaz ki. Seviyor Sinan. Bu kız seni seviyor. Usulüyle neyse gidelim isteyelim babasından. Çok değerli bir insan belli ki. İyi yetiştirmiş kızını. Ayıp olur. Sonunda Yüksel abi Cansu'yu, Cansu da Yüksel abiyi seviyor çıktı. Ben de başka bir bölüm sonu canavarına geçtim. Sen ne saçmalıyorsun? Beleşçi mi demek istiyorsun bana? Haddini bil kızım. Kaç yaşındasın sen? Bacak kadar boyuna geçmişsin karşıma bilmiş bilmiş konuşuyorsun. Ya sen nasıl böyle bik 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 ötüyorsun acaba? Abi, bir şey demeyecek misin? Diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu kadar kavga gürültüye gerek yok. Biraz ayrılın bakayım. Şöyle şunu diyeceğim. Yani Cansu, anlaşamıyorsunuz. Yani bu su götürmez bir gerçek. Cansu yani Zeynep seni sevmedi. Hani... Bir saniye ya. Ne sevmemesi? Ben çok keyif aldım onunla sohbet etmekten. Sevmedin Zeynep, sevmedin. Ya canım, ben de seni çok sevdim. Enerjimiz çok tuttu bence. Ya, değil mi? Bence de. Özellikle az önce dedin ya mesela bacak kadar boyu falan. Çok beğendim ya. İnanılmaz iri gerçekten. Baksana. Sinan da çok mutlu oldu bence anlaşabildiğimiz için. Evet, yani çok mutluyum. İnsanın öylesi geliyor mutluluktan. Cansu'yla olan ilişkimin öğle namazına müteakiben tarihe gömülmesini bekliyordum. Beyler, bir el atın. Bunun için de dedemin arkadaşlarının mevzuya el atması gerekiyordu. Dikkat beyler, ön tarafa dikkat. Başımız sağ olsun. Oo, Sinan. Sinan, kim bu kız? Merhaba, ben Cansu. Öpeyim onu. Eskiye değer veriyor. Oo, sen ne yaptın Sinan? Sinan, kız bal porsuğu gibi ha. Sinan, yoksa? Erken de kalkıyor, evet. Hı. Ne tarafa gidecek Mevta amcalarım? Cenazeyi bekletmek olmaz. Geldik kızım, geldim. Ben Mevta'yı gömüp geliyorum Sinan, beklesen. Ben Cansu'dan kurtulmaya çalıştıkça... ...o etrafımdakilerin kuruyan umutlarına Cansu yolluyordu. Bundan daha kötüsü olamazdı. Ya da ben öyle zannediyordum. Sizle mi geliyorum abi? Yok, taksiyle geliyorsun. Çok sıkışıyoruz böyle. Senin için taksi tuttuk. Ha, yalnız taksinin parası ödenmedi, onu ödersin. Tabii, tabii. Direkt ofise mi abi? Vural abi dolaştıra dolaştıra getirin dedim. İyice bir yazsın Sinan'a dedim. Hadi be. Fulya, sen niye ofisteydin bu saatte? Siz bir daha gelmeyeceksiniz diye kapıyı çarpıp çıktım Kıvılcım Hanım. Fulya, sen bunu hep yapıyor musun? Ay hiç olur mu öyle şey canım? Sadece yoğun olduğumuz zamanlarda yapıyorum. Ay bir bilseniz, o kadar insanla uğraşmak öyle zor ki. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben telesekreter ayarladım. O herkesle ilgileniyor. Lütfen bekleyin. Lütfen bekleyiniz. Acil durumlar için 112'yi arayabilirsiniz. 112 değil mi ya? Yanlış mı vermişim numarayı? Neyse Fulya, bana bak. Bu Cansu kim? Biz bunu bayağı Sinan'la görüştürüyoruz ama sen ne kadar tanıyorsun bu Cansu'yu? Başka şansımız mı vardı Kıvılcım Hanım? Hayır yani sizin arkadaşınız vardı da biz mi tanıştırmadık? Sizin arkadaşınız yokmuş ki. Kıvılcım bana kız ararken başka bir gerçeği fark etmişti. Aslında Kıvılcım'ın hiç arkadaşı yoktu. Benim hiç arkadaşım yokmuş ki.
Doğru söylüyorsun. Benim arkadaş sandıklarım bayağı işten güçten tanıdıklarmış. Vallahi Kıvılcım Hanım, Sinan'a ezilmeyin diye bütün arkadaşlarımı size bozuk para gibi harcattım. Geriye de bir tek ev arkadaşım Cansu kaldı. Ya tamam, ben de onu söylüyorum. Cansu kaldı. Sen kefil misin bu Cansu'ya? Yoo, o bana kefil. O kefil olmasaydı evi kiralayamazdım. Modern insanın en büyük çıkmazlarından biri de stres. Çağımızın vebası. Ben de birkaç gün önce bir yakınımı stres yüzünden kaybettim. Sağ ol, sağ ol. Kumarda. Elim çok iyiyken stres yaptım. Tüm paramı ve sevgili danışmanım Hakan'ı pokerde kaybettim. Hakan'cığım, beyefendiler senin için buradalar. Sana eşlik edecekler. Gerçekten beni yakınınız olarak mı görüyorsunuz? Pekala. O zaman şimdi hep birlikte strese karşı savaş açıyoruz. Sence ben neden serum alıyorum Sinan? Hasta mısın abi? Geçmiş olsun. Geçmez ki Sinan'ım. Geçmez. Ne oldu abi? Hayırdır? Bir derdin mi var? Senin adına kendime bir söz verdim Sinan'ım. Dedim ki, Sinan kankam, Kıvılcım Hanım'la bana yemek ayarlayana kadar ben ömrüm billah yemek yemeyeceğim. Murat abim bu haldeyken sen yemek yiyebiliyor musun Sinan? Yiyorum abi. Ama tadı yok hiçbir şeyin. Her şey böyle fabrikasyon, her şey plastik. Yani domatesle kavunun tadı aynı abi. Abi ne yaptın? Sen karışma Kutlucan, yemeğini ye. Bana anlamazlıktan gelme Sinan. Bana anlamazlıktan gelme. Eğer Kıvılcım Hanım da bana yemek ayarlamazsan bu serumu alır, sana bağlarım. Tamam mı? Ve içinde besin değeri yüksek şeyler değil, sadece portakal suyu olur. Bilmem anlatabildim. Sıkayım abi. Sen içeceksen sık. Ben içmeyeceğim Halis. Şimdi git bana Kıvılcım Hanım'la buluşma ayarla. Buluşma ayarlamadan da benimle buluşma. Öyle bir yer ayarla ki beni şaşırt. Bilirsin ben sürprizleri çok seven bir adamım Sinan. Küçük sürprizlerden tek hoşlanan kişi Vural değildi. Azim de bir sürpriz yapmaya hazırlanıyordu. Efendim şimdi esas meseleye gelelim. Tabii sohbet muhabbet bir yere kadar. Yani ben buraya hayırlı bir iş için geldim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızdan bir an önce hemen ayrılmak istiyorum. Yalnız yüzüme vurmazsak, yüzümle kız ayarlıyorum da. Ha şey de yapayım. Bir notum var. Evet. Etti. Üç. Buyurun. Ay ya, yüzüme, yüzüme. Şuraya bak. Boş yere otopark ücreti ödüyormuşum. Bir sürü boş yer var. Efendim, hazırız.
Arkadaşlar, birkaç haftadır stres yüzünden şirketçe çok zor bir dönem atlatıyoruz. Üstüne üstlük bu süreç içinde bir çalışanımızın dedesinin vefat ettiği haberini de aldık. Başın sağ olsun İsmail. Ne? Dedem mi öldü? Şaka yaptım. Anneannen öldü. Meral'cim başın sağ olsun. Nasıl ölür? Tabii stres yüzünden. Yani balkondan düşen koskoca saksıyı görememesinin başka bir açıklaması olamaz değil mi? Stres. Çıkabilirsin. Cenazeyi bekletmek olmaz. Hadi gidin. Ayten, bana çok acil stres koçumuzu bağla. Hemen. Ve bana sakın şirketin bir stres koçu olmadığını söyleme. He? He? Babamın benim iş yerimde işi neydi? Anlatacağım. Ama önce dünya için önemsiz ama Vural için çok önemli bir konuyu halletmem gerekiyordu. Sinan, önemli bir şey değilse ben seni sonra arayayım mı? Yok yok, hiç önemli bir şey değil ya. Vural seninle yemek yemek istiyormuş da hayır diyeceksin zaten. Hayır derim Sinan. Ne diyeceğim? Hayır derim. Evet, aynen. Ne yaptın sen? Cansu'yla anlaşabildiniz mi? Aranız nasıl? Yani iyi gibi. Bilmiyorum ki. Onu daha böyle tanımaya çalışıyorum biraz. Al benden de o kadar. Neyse Sinan, tamam hadi ben... Kapatıyorum. Hadi. Kıvılcım Vural'a hayır demişti. Bense Cansu'nun benim için hayırlı bir kısmet olup olmadığını bilmiyordum. Ama şurası kesindi. Hayırlı şeylerin arasına hep şer girerdi. Merhaba Sinan. Ya sen ne yapıyorsun burada? İşimi yapıyorum Sinan. Arkadaş kim Sinan? Ya. Merhaba, ben Cansu. Sinan'ın yeni kız arkadaş adayı. Tanışmaya değecek biri değil, lüzumsuz biri kendisi. Biz maalesef aynı sektördeyiz kendisiyle. Bir de benimle saçma sapan bir rekabet halinde. Ama bu haksız rekabet Sinan ya. Ya ben bu kızla nasıl rekabet edebilirim ki? Hem bu kız sana nasıl baktı? Allah'ım yarabbim. Hakikaten işte kaybeden aşkta kazanıyormuş. Ne işte kaybetmesi oğlum? İşim gücüm var benim. Yok olacaktı işte oğlum, onu diyorum. Anket yaptım, herkesi gidip teker teker buldum. Sinan bize bomboş vaatler verip yalan beyanda bulundu diye tutana tuttum. Ya. Ya inan sen neler yaşadın ya çocukluğunda? Senin psikolojin ne ara bozuldu ya? Abi bir insan niye böyle bir şey yapar? Zevkine. Zevkine Sinan. Sabah işim erken bitti. Kendime yapacak bir şey de bulamadım. Günlük kariyer hedefime de ulaşınca kendime seni hedef olarak seçtim. Peki abi, yani beni işimden etmek senin psikolojine iyi geleceksen, tedavi olacaksan böyle pek. Ne diyeyim? Hadi gidelim Cansu. Hadi. Sinan. Sinan dur, gitme. Ya oğlum git hadi Allah aşkına ya. Sinan ne olur gitme. Ya kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ya git ya. Git ya. Git. Git. Neden böyle bir kızla birliktesin? Çok mutsuzum. İnan. Hem işte hem aşkta kazanmak ister misin? Mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Olur tabii. Eğer elindeki o tutanakları yırtarsan, bana çok benzeyen bir kuzenim var. Seni onunla tanıştırabilirim. Sinan, hadi yine iyisin. Bu işten de yırttın. Cansu'ya hayır demenin yollarını ararken, o benim hayatıma hayırlı gelmişti. Herkese kendini sevdirmiş, yetmemiş problemlerimi çözmüştü. Şimdilik her şey yolunda görünüyordu. Furya, şu kapıyı açar mısın? Furya, bana yaptırdığın şeye bak. Kendini içeri kilitlemek ne demek ya? Yalnız kalmak istedim. Ne var bunda? Kalamazsın Furya. Sonra kalırsın, şimdi kalamazsın. Evet anlat, dinliyorum. Sen bu Cansu'yu nereden tanıyorsun? Sizinle çalışmaya başladığımızda o kadar az maaş veriyordunuz ki tek başıma eve çıkamıyordum. O da sağ olsun hem kefil oldu hem de ev arkadaşı. Yani sen bunu daha önceden tanımıyorsun. Şimdi de tanımıyorum ki. Merhaba, merhaba. Sadece sizinle ilgili sorular sorar, ben de cevaplarım. Benimle ilgili sorular mı sorar? Ne soruyor benimle ilgili? Ya öyle özel şeyler değil.
ailenizle, arkadaşlarınızla nerede yemek yediğiniz falan. Aracınızın plakası, sağlık durumunuz. Fulya sen ne diyorsun? Niye soruyor bu kız bunları? Niye merak ediyor bu kız benim bu kadar özelimi? Niye merak ettiğini hiç merak etmedim. Yok, bizim bu Cansu'yla bir adam akıl konuşmamız lazım. Teke tek. Nerede bu Cansu? Nerede olduğunu bilmiyorum ama nereye döneceğini biliyorum. Evine. İyi, hadi kalk. Yürü. Yani iyi oldu böyle tabii de biraz değişik. Niye benimle Luna Park'ta görüşmek istedin? Sana iş yerimi göstermek istedim. Nasıl iş yeri? Burası benim iş yerim. Aa. Senin mi yani bu? Yani sayılır. Aslında babamındı. Vefat ettikten sonra bana kaldı. Bir çeşit baba mesleği diyelim. Ya sonradan da kapanmasına gönlüm razı olmadı. Anladım. Bizi de küçükken bayramlarda dedem getirirdi Luna Park'a. Dönme dolaba binerdik. Ben çok korkardım. Adam o yaşında benle birlikte binerdi sırf korkumu yeneyim diye. Vay be, cesur adammış. Evet. Dedem hem cesur hem de çok iyi bir adamdı. E sonra ne oldu peki? Korkmadın mı bir daha? Korkmam mı? Ödüm patladı. Bir gün böyle dönme dolabın en tepesindeyiz. Dedemin tansiyon fırladı heyecanla. Bugün bugündür hem dönme dolaptan hem de ambulanstan korkuyorum. Sinan, ya benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Kıvılcım hakkında. Cansu'yu tanıdıkça onun ne kadar iyi biri olduğunu daha iyi anlıyordum. Gözünüze bir ayrıntı mı çarptı? Arkadaşlar, sonunda stres koçumuz Mücbir Bey sayesinde stresi yenme konusunda önemli bir adım atıyoruz. Hani alkış? Babamın Güven Bey'in yanında ne işi mi var? Anlatayım. Güven Bey olmayan stres koçunu isteyince Ayten Hanım yaşadığı stresten kurtulmak için beni aramıştı. Ya Ayten Hanım, ben ne anlarım stresle baş etmekten? Ben zaten kendim stres, benim dört yanım stres. Yani benim öyle bir projem yok maalesef. Ama babamın vardı. Haberim bile olmadan babama proje paslamıştım. Şimdi sizi oturduğunuz yerde stressiz hale getirecek yöntemi takdim ediyoruz. Evet. Sizi stresten evire çevire kurtarmanın tek yolu pedal çevirmektir arkadaşlar. Oturduğunuz için, hareket etmediğiniz için stres yapıyorsunuz. Herkes size işten sonra hareket et, stres at der değil mi? Ama ben burada size işte spor diyorum. Mücbir Bey, şimdi çalışanlarımıza biraz projemizden bahseder misiniz? Hay hay. arkadaşlar, öncelikle ben Güven Bey'e bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bravo, bravo. Bravo. Muhteşem bir konuşmaydı. Teşekkürler, sağ olun. Stressiz bir yaşam hayaldi. Ama bu iş yerinde bütün hayaller gerçek olur arkadaşlar. O zaman şimdi hep birlikte stressiz günlere doğru pedal çevirelim ha. Ne dersiniz? Hadi o zaman.
Mecnun Beyciğim, sizden istediğim düzenlemeyi yaptınız değil mi? Evet Güven Bey. Bütün bisikletlere birer tane dinamo taktım. Böylece çalışanlar pedal basarken aynı zamanda elektrik üretecekler. Böylece elektrik masrafı sıfıra inecek. Harika. Ben proje diye işte buna derim. Bravo. Win-win. Kazan kazan. İki kez kazanmış olacağım. Eserinizle övünebilirsiniz Mecnun Bey. Adımın baş harfi. Fulya ne oluyor ya? Kız bana nasıl takmış kafayı? Kıvılcım. Hoş geldin. Kıvılcım haklıydı. Cansu ona kafayı fena halde takmıştı. Her şey Kıvılcım'ın üniversiteye girmesiyle başlamıştı. Kazandım. Kazandım. Avukat olacağım Allah'ım. O listeye girebilen son yedek Kıvılcım'mış. Ve ondan sonraki yedekse Cansu'nun hayattaki tek aşkı olan Dinçer'miş. Olmam. Mecburen bir sonraki tercihime yerleşeceğim ama sana kötü bir haberim var. Okul tuzladı. Ama biz Avcılar'da oturuyoruz. Tuzla Avcılar, uzak mesafe ilişkisi. İlişkiler içinde en imkansız olanı. Cansu bir daha hiç görmemiş Dinçer'i. Ve işte o gün ayrılmalarına sebep olan Kıvılcım'dan intikam almaya yemin etmiş. Kız haklı vallahi. Biz de bir dönem Avcılar'da oturmuştuk. Babam bir iş için Tuzla'ya gitmişti. Döndüğünde saçları bembeyaz ve keldi. Niye bu kadar zaman bekledin? Çünkü senin canına en çok yakacak anı kolladım. Sen beni hayat arkadaşımdan ayırmıştın. Ben de seni en yakın arkadaşından ayıracaktım. E tabii sen böyle asosyalin teki olduğun için kimseleri bulamadın. Ta ki Sinan karşına çıkıncaya kadar. Sinan sana o kadar güzel bakıyordu ki, işte bu dedim. Aradığım adam bu. Anlamıyorum. Sinan'ın bütün şartlarının sende olması biraz fazla tesadüf. Tesadüf mü? Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur Kıvılcım. Doğru zamanda, doğru yerde bulunman yeterli. Bunun için yapamayacağım şey yoktu. Bu intikam için yeni bir dil bulmam gerekiyordu. Eski dilimden tamamen kurtulmak zorunda kaldım. Kriterlere tam uyum için kriterleri değil, kendimi esnetmeliydim. Kriterler ağırdı. Ama ben hiç vazgeçmedim. Yani Kıvılcım, siz beni değil, ben sizi buldum. Ve artık Sinan'ı senin elinden almama ramak kaldı. Tabii ya. Taşlar şimdi yerine oturdu. Demek sen Kıvılcım'a yakın olmak için bana kefil oldun. Ben de diyorum bu devirde babası oğluna kefil olmuyor. Bu keriz bana nasıl kefil oldu? Benden intikam almak için Sinan'ı kullanmana izin vermeyeceğim. Sinan'la konuşmaya gidiyorum. Benden de selam söyle. Benim sana tek bir sorum olacak Cansu. Bu yıl kirasını verecek misin? Bak ben hesabımı kitabımı ona göre yaptım. İçeri girmeyeyim sonra. Eserinizde övünebiliyor musunuz Mücbir Bey? Tabii aslında teoride çalışır gibiydi. Pratikte...
teori dinlemek isteseydim Einstein'ı çağırırdım. Benim işim pratikle. Şuraya bak. Elektrikten kısalım dedik. Sağlık masrafları aldı başına gitti. Bu hiç sağlıklı bir proje olmadı Müşri Bey. Hiç stres. Stres. Hayır yok yok ama yok. Stres yok yok. Stres şey yapma. Bakın. Aslında çalışanlarımız iyi beslense daha iyi pedal basabilirler. Bakın Güven Bey. Bu projemden çok memnun kalacaksınız. Müşri Bey aslında bakın. Bu noktadan sonra ben memnuniyetle sizi kovmaktan memnun kalacağım. Kovuldunuz. Aha. Evet kimse kılını bile kıpırdatmayacak. Bu bir emirdir. Evet gördünüz. Stresin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu hepiniz gördünüz. Üç arkadaşınız kendi gözlerinizin önüne kalp krizi geçirdi. Hala stresliyim diyorsanız projeye devam edebiliriz. Buyurun. Güzel. O zaman stresle olan savaşımızı kazandık arkadaşlar. Tebrikleri kabul ediyorum. Nasıl? Oğlum çok iyi olmuşsun. Vallahi. Vallahi. Dur bakayım çok cici olmuşsun lan. Eyvah. Vay be. Yalnız bir ayakkabıdan emin olamadım. Ben de emin olamadım çünkü ayakkabı yok kanka. Şey vereyim bunları benimkileri? Yok kanka ya sağ ol. Gerçi bu da aynı bir şey değişmez. Haklısın. Ama çok iyi. Çok iyi 10 numara. Eyvallah. Kanka şeyi soracağım. Niye damatlık giydin? Anlatayım. Hop. Bir dakika. Pardon Sinan. Efendim aşkım. Ha? Evin önündeyim. Aynen buradan alın beni aşkım. Hadi görüşürüz beyaz meleğim. Bay bay. Bay bay. Şimdi ne diyordum Sinan'ım? Ha, benim bu özgüven sürecini hızlandırmak için daha böyle sansasyonel ayrılıklar yapmam gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Anladın? Anladım. Anlıyorum. Anlıyorsun. Anlıyorum. Şaşırmadın. Şaşırmadım. Şaşırmadın da. Gel gel. Aşkım. Bir tanem. Ne haber? Aşkım hoş çok geldin. Sağ ol canımın içi sen de öyle. Merhaba tebrik ederim. Merhaba teşekkürler. Sen gelmiyor musun düğünme? Kanka ben burada kalayım ya. Kıvılcım geliyormuş da. Ha. Beni affet olur mu? Tamam canım sen gelme zaten ya. Şimdi ben düğünü yaparım. Tamam. Orada beni böyle güzel temiz döverler. Hesaplı insanlara benziyorlar zaten. Beni acile atarlar. Oradan zıplar gelirim. Tamam. Kolay hadi gelsin. Bana eyvallah. Hadi bakalım. Damat geliyor damat. Bravo. Bas. Bay bay Sinan'ım. Ha Kıvılcım. Sinan ben o düğün arabasında Azim'i mi gördüm? Ha önemli bir şey değil ya evlenmeye gidiyor. Sen niye beni görmek istedin? Sinan benim seninle Cansu hakkında konuşmam lazım. Cansu hakkında. Aslında biliyorsunuz. Benimle konuşmak isteyen tek kişi Kıvılcım değildi. Sinan. Benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Kıvılcım hakkında. Cansu'yla görüşmeyi bırakman lazım senin. Çünkü Cansu senin için doğru insan değil. Kıvılcım hayatımda gördüğüm en iyi insan. İlişkimiz onunla olan durumunu etkilememeli. Sinan, Cansu'nun seni sevdiği falan yok. Onun tek derdi benim canımı yakmak. Tek derdim benim yüzümden Kıvılcım'la olan arkadaşlığının bozulmaması. Yani Sinan, Cansu'dan ayrılman lazım. Yani Cansu'nun senin hakkında söylediklerini bilsen... bence böyle konuşmazdın Kıvılcım. Bilerek yapıyor işte. Aramızı bozmak için yapıyor. Aramızı bozmak için Kıvılcım'la sakın aranı bozma mı diyor? Şaşırdım. Yani Kıvılcım senin gibi birinin en yakın arkadaşı hakkında böyle konuşmasına şaşırdım. Cansu benim arkadaşım değilsin. Ben Cansu'yu tanımıyorum bile. Nasıl ya? Ben sana yalan söyledim. S-
Sen bana yalan mı söyledin? Yalan. Vay be. Sinan. Vay be. Ya Sinan. Beyefendi hiç rahatsız olmayın. Hanımefendi. Rahatsız olmayın. Ben içeride 2 saat bayılırım. Sonra gelirim. Ciğerlerimi vurdular ya. Şimdi görüş. Ama Azim. Azim bana bak. Nasıl? Alıştın mı? İyi ya, aşağı bakmayınca oluyor. Hep yukarı baktım ben o yüzden. Ay ben de şu ejderhadan korkuyordum ya. Şu mu? Evet. Ya Allah onun belasını versin ya. Geçen bana bir çarptı yani, kendime gelemedim. Nasıl? İşte bizim Yüksel abi sağ olsun. Ya Cansu, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Galiba ben sana biraz ön yargılı davrandım. Hani haksızlık ettim gibi geliyor. Ya sen kendini herkese o kadar çok sevdirdin ki... benim de sana ön yargılarım biraz değişmeye başladı. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. O zaman sana bir sürprizim var. Gerçekten mi? Gel. Ya ben sürpriz çok severim ha. Ne acaba? Birazdan göreceksin. Sinan. Sen benim için doğru insansın. Benimle evlenir misin? İyi olsa evet de. İyi olsa hayır de. İyi olsa evet dedirt. Bu teklif, teklif dahi edilemez. Kafanızın karıştığını biliyorum ama merak etmeyin, hepsini anlatacağım. Kıvılcım beni Cansu'dan kurtarmak için kendini sırtlanların önüne atmıştı. Abi, ya yemeyeceğim ben. Aa, Kıvılcım yenge. Nasıl? Aa. Vural, sen hala benimle yemek yemek istiyor musun? Tabii, tabii. Buyurun Kıvılcım Hanım, bitmeden yiyelim. Yok. Önce bana bir iyilik yapacaksın. Dinç herhanginiz lan burada? Benim abi. Abi bu adam kel. Yanlar da beyaz. O kız buna bakmaz. Şu an benim de bakasım gelmiyor Kutlucan. Ne oldu lan sana? Bir insan bu kadar mı kötü yaşlanır lan? Abi istersen bir iki müdahaleyle ilk günkü tazeliğine kavuşturabilirim. İstemem Aris. Kimiz lan seni? Kimiz lan seni? Bu nasıl abi? Abi bu. Kafamdaki Dincer'in kafası tam olarak böyle değil. Hadi bekleme yapma, geç geç geç. Allah Allah. Dincer. Dincer'im. Vay Dincer kardeşim, nasılsın ya? Ne yaptın ha? Abi benim adım Dincer değil ki. Karıştırdınız galiba. Ben Kerim. Dincer'sin Dincer. Basbayağı Dincer.
Yok abi, vallahi değilim. Dinçersin, dinçersin. Hatta hayatımda gördüğüm en dinçer insan sensin. Hadi bakalım, gel. Sizin anlayacağınız Cansu'nun dinçeri yeterince dinç çıkmayınca... ...onlar da kendi imkanlarıyla yeni bir dinçer bulmuşlardı. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Ben sizin şans meleğinizim. Beyaz atlı prensinizi getirdim. Dinçer? Ha evet, aynen dinçer benim. Bendik Güngören, mesafe uzun ilişki. Geciktim, kusura bakma. Yalan söylüyorsunuz. Kandırdınız beni. Olaylar böyle bitebilirdi ama Allah'tan böyle bitmedi. Çünkü herkes gibi Cansu'nun da inanmaya ihtiyacı vardı. Dinçer. Sensin. Pendik değil, tuzlu olacaktı ama olsun, sensin. Kıvılcım Hanım'dan küçük bir hediye. Madem Kıvılcım bana böyle bir güzellik yaptı... ...ben de ondan intikam almaktan vazgeçiyorum. Ya Cansu, biraz ayıp olmuyor mu böyle? Ne bileyim, bir dakika önce bana evlilik teklif ettin. Ya Sinan, kusura bakma. Bu adam benim hayatımın aşkı. Ben aslında seni hiç sevmedim. Kıvılcım arkadaşım da değil. Her şeyi ondan intikam almak için yaptım ben. Özür dilerim. Aşkım, hadi gidelim. Ben de seni sevmedim. Zaten hayır diyecektim. Yani. Hayır diyecektim zaten ya. Ya hadi kalkın gidelim hadi. Kalksın. Ben dedim bu hayta evlenemez diye. Zibidi. Hiç beceremiyorsun. Hadi hayal kırıklığımsın ya. Yani sevmedim. Buradan bir hal çıkmaz dedim. Senin isteyelim ya. Bu evlenemez ya. Niye Cansu yakın arkadaşımmış gibi yaptın? Çünkü benim hiç arkadaşım yok Sinan. Ha. Hatta anladım ki benim bu hayattaki tek arkadaşım senmişsin. Vural ne alaka? Onu dinçeri bulmaya nasıl ikna ettin? Kıvılcım Hanım. Ben uzun süredir açlık sınırında dolanıyorum. Artık bir yemek yiyelim ya. Size yeri ve zamanı söyleyeceğim ben. Yapmadım da ya. Yaptım be Sinan. İnsan arkadaşı için yapmayacağı şey yokmuş. Ya sen onu bunu bırak da o saçma sapan kriterler neydi öyle? Ya asıl sen onu bunu bırak da sen... Efsane Milan kadrosunu nereden biliyorsun ya? Saysana bir daha, çok hoşuma gidiyor. Sayarım. Say hadi. Dida. Dida. Kafu. Kafu. Nesta. Güzel. Sil. Kıvılcım'ın beni arkadaşı olarak görmesi çok da umurumda değildi. Kaka. Beni önemsiyordu. Ve bu şimdilik bana yetecekti. Pirlo. Pirlo. Çok iyi kadro. Selin'cim ne olursun beni terk etme. Benim seni terk etmem lazım Selin. Maalesef. Maalesef mi dedin? Bu da altı. Ne oldu, patladı mı senin teorin? Hı? Ya ne teorisi ya? Bırak ya. Acını dibine kadar yaşayacaksın abicim. Ya bırak. Tabii. Hayat öyle. Teorilere göre falan yaşanmaz ya. Yani. Yaşanmaz abi. O ne ya? Altı kızdan ayrılmak.
Vicdansızlık ya. Sen ne yaptın Sinan'ım? Vallahi çok uzun hikaye bazen. Çok karışık mevzu. Nasıl karışık? Kıvılcımdan intikam almak için senin çevrendeki herkesin gözüne girip seni kandırması dışında bir mevzu mu oldu? Sen biliyor muydun bunları? Kızın her halinden belliydi Sinan Hanım, her halinden. Belliydi ha? E tabii. Ya oğlum niye söylemedin bana? Sormadın ki oğlum. Allah Allah, sormadın diyor ya. Sormadın diyor ya. Soracaktın abicim.